Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle revani yapıyorum. Revani için gerekli malzemeler: 1 su bardağı un, 1 su bardağı irmik, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi. Şerbeti için gerekli olan malzemeler: 2 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı limon suyu. Şerbetini daha önceden kaynatıp soğuması için bekletiyoruz. Revani sıcak, şerbeti soğuk olacak. Yapımına başlıyorum. Yumurtaları ekliyoruz. Yumurtaların üzerine yoğurdu ekliyorum. Yağ ekliyorum. Portakal kabuğu rendesini ekliyorum. Bunun yerine vanilya da kullanabilirsiniz. Ya da limon kabuğu. Bunları iyice karıştırıyorum. Şimdi unu ekliyorum. Ekliyorum. Kabartma tozunu ekliyorum. Bir paket olacak. Karıştırmaya devam ediyorum. Tüm malzemelerin iyice karıştığına emin olduğunuz zaman tepsiye alabilirsiniz. Ben şöyle küçük bir cam tepsi kullandım. İyice yaymamız gerekiyor tepsiye eşit şekilde. Tepsiye eşit bir şekilde yaymamız gerekiyor. Revanimiz hazır. Şimdi fırına vereceğiz.
fırından çıktı. 180 derecelik fırında ben 30 dakika pişirdim. Herkesin fırınına göre bu süre değişir. Şerbeti de hazır. Şerbet için daha önce de söylediğim gibi 2 su bardağı şeker, 4 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı limon suyunu karıştırıp 20 dakika kaynatıyoruz. Şerbet soğuk, revani sıcak olacak. Revani dilimleyip şerbetle buluşturacağım. Bu aşamada şerbet çok görünebilir ama hepsini çekecek. Tamamen soğuyup şerbetini çekinceye kadar dinlendirip buzdolabında 1 saat beklettikten sonra istediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Servis yaptığım son halini de sizinle paylaşacağım. Revanemiz hazır. Son hali böyle. Üzerine fıstık da serpiyorum. Siz istediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Yazın dondurmayla da güzel olur. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.